Aşiret yapısı daha çok ataerkil bir yapıdır. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz, kültürümüz, düğünlerimiz. Kan davalarının geneli ya meradır ya çocukların kavgasından olabiliyor. Dizilerdeki gösterilerin %95'i bu aşiretlerde yok. Tabii bağışık parası falan yok. Okumuşların zihninde illaki altın değil, aşktır. Burası kırsal alandır. Kıraç bir bölgedir. Ne yayladır, ne ovadır. Bu köy aslında Uludere'den gelmedir ama bu bölgeye geldiler. O şartlar altında birlik ve beraberlik sağlamaya çalıştılar. Orada aşiret kurdular. Kürtçe'de eşil ya da el dediğimiz bu terim, gerçek ya da gerçek olduğu varsayılan, ortak bir ataya dayanan, aynı soydan gelen, dolayısıyla da aralarında ekonomik bir ilişki bulunan sosyopolitik bir yapıdır. Biz göçebeydik. Göçebe hayatı yaşıyorduk. Kışın Erhut'taydık. İlkbahar, sonbaharda Pervari'de yaylamız var, oraya gidiyorduk. 1985'ten sonra bazı siyasi şeylerden dolayı mecburen millet yerleşik hayata geçmeye başladı. Coğrafyanın dağlık olması aşiretlerin yaşam tarzını farklılaştırmış, aşiretler arasında etkileşimi koparmış, kendi yaşam tarzları, kendi hukuk kuralları, kendi ekonomik sistemleri ortaya çıkmıştır. Aşiret yapılanmasında en küçük yapı balbap dediğimiz ailedir. Ailelerin bir araya gelmesiyle sülale oluşur. Sülalelerin bir araya gelmesiyle kabile ya da klan dediğimiz yapı oluşur. Yine yaklaşık 6 veya 8 tane kabilenin birleşmesiyle aşiretler oluşur. Sülalemizin seceresidir, soy ağacı. Bunlar bizim ecdatlarımızdır. Bu arada kayıtlı olarak görülmektedir. Türkiye'deki Kürt aşiretleri yoğun olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşamaktadırlar. Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van, Muş, Bitlis gibi şehir merkezleriyle bu bölgelerin tüm kırsal alanlarında yaşamaktadırlar. Ayrıca Cumhuriyet döneminde birçok Kürt aşireti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük şehirler ile Kırşehir'in Boztepe, Nevşehir'in Hacı Bektaş, Aksaray'ın Ortaköy ilçelerine de göç etmişlerdir. Dışarıya kendilerini koruma güdüsü oluştuğu için hep birlikte olmuşlar. Hep birlikte olunca ister istemez ya sözel kanun olması lazım ya yazısal kanunlar olması lazım uyabilmesi için. Bu sözel kanunların da uygulanabilmesi için bir güç olması gerekiyordu. Yani o güç de insanlar tarafından kabul görmüş birisi yapıyordu. Düden aşiretinin genel lideri Mirza Ağa kabilesi hep yapa gelmiştir. En son babam mesela Düdören aşiretinin liderliği konumundaydı. Ben Ceyhun Timur, Şırnak Bedişahap doğumluyum. Üniversite olarak siyaset bilimi kamu yönetimi okudum. Ertoş aşiretine bağlı 12 kolundan birine bağlı Mankuran aşiretine bağlı bir bireyim. Mankuran aşiret lideri olan Hüsnü Timur'un oğluyum. Aşiret lideri desek daha iyi. Şimdi ağa deyince hani eski Kemal Sunal filmleri falan vardı bu filmlerde falan, böyle ağa biraz daha böyle şey, toprak ağası diye tanıtılıyor. Bizimki öyle değil yani, bizimki daha çok bireyleri bir araya toplama, herhangi bir uzlaşmazlıklık, herhangi bir sorun çıktığında barış vesilesiyle katılım sağlamak gibi şeylerle biz uğraşıyoruz. Bazen bana diyorlar mesela hani baban ağa işte, toprağınız falan var mı? Ben çoğuna söylüyorum, benim belki senin kadar toprağım yoktur yani. Aşiret yapısı daha çok ataerkil bir yapıdır. Böyle bir yapısı olmasına rağmen her zaman kadının özel bir yeri olmuştur. Hatta evin büyük hanımına Keybanu, yani aile reisi. Ha bak, bir de Kevani olarak da kullanmaktadırlar. Ben Başak Aykut, Şırnak Uludereliyim. Goy aşiretinin bir mensubuyum. Aşiret kızıyım. Butik işletmecisiyim. Bir kadın olarak olumlu taraflarını maalesef böyle anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Olumsuz yönleri de çok fazla. Evet, belki geçmişe dönük çok çok iyi konumdalar. Ama hala bütün kararları maalesef erkekler alıyor. Ve kadınların burada hiçbir söz hakkı yok. Navim Safiye, Safiye Bayramı, Akiflet de Ahmet Bayramı. Kudu ne mühiş Ahmet hayı, ne Ahmet hayı. Ama en 13 salı
احمد جان زکو هفته 18 سالی بای منو بای ویکال برگوگال که ده ایک دیتن ایک و دادو خواه کرنی یک نمو هایش به هی نوی هایش مهی همه هاتن وای ایکی براوینه نو ببن از برش وار Benim gibi belki çok az ekonomik özgürlüğünü eline almış kadın vardır. Ve zamanı menho hangi autos ne haye. Her ne atçan ta hizmet o taşa net gencen ama ye mal edeyim. Ne hu ne. Şama tabat hazal ve ne hayun. Em bujulak ya çu kuru koçu ham yetine meytaba. Hangi kemoyu le on hu ne. Eskiden sadece kadınları yeri tabii ki ev hanımı olarak diye geçiyordu. Söz hakkı da erkeğindi. Son zamanlarda yani herkes artık... Kadın sözü daha çok olmuş. Ona dokunan direkt ceza alır diye. En sevdiğim yere geldik. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz, kültürümüz, düğünlerimiz. 4 gün, 5 gün hatta 1 hafta süren düğünlerimiz vardı. Ama artık sadece 2 gün sürüyor. Şimdi aşiret bireyi olduğun zaman belli bir toplumun içerisindesin. Aynı gün 4-5 düğüne gidip geldiğimi hatırlıyorum. Sonuçta o kadar akraba var, o kadar tanıdığımız insanlar var. Bu da bir nevi birlik beraberliğin simgesidir yani. Kadınlarımızın yöresel kıyafetleri, erkeklerimizin de aynı şekilde yöresel kıyafetleri, kültürümüzü hala devam ettiriyoruz. Gösterişi sevdiğimiz için düğünlerimiz şatavatlı geçiyor. Maksat birlik beraberlik olsun. Hani bir insanın düğüne gelmesi dahi bizim için büyük bir şereftir yani. Altın falan onlar tabii var. Hani isteyen takabiliyor. Sonuçta destek amaçlı oluyor hem geline hem damada. Örf adet güzel bir şey aslında yani. Düğün öncesi gelin alışverişi yapılır. Ve gelin alışverişlerinde işte yöresel kıyafetlerimiz tabii ki ön planda. Yaklaşık 10-15 ki bazı ailelerde 20 takıma kadar alınıyor. Ve en ucuzu 700'den başlıyor kıyafetlerimiz. Evet, zorunlu ve kültürümüz de mevcut, geleneğimiz de mevcut. Damadın durumu olsa da olmasa da bunların hepsini almak zorunda. Ve bunların maliyeti yani sadece bir isteme ve nişan 50.000'e mal oluyor diyebilirim. Ciddi bir güç gösterisi haline de dönmüş durumda. Böyle altınların bol ve görünür şekilde olması lazım. Bu da aşiretin ne kadar zengin, ne kadar güçlü olduğunu göstermek için açıkçası düğün bu şekilde bir vitrin haline geliyor. Damadın alması gereken ürünlerden birçoğu bunlar. Masada 6 tane çift bileziğimiz var. 1 tane menteşemiz var. 1 adet kemerimiz var. Malhrab zaten başlı başına olması gereken bir ürün. Türkçe ismi ev yıkandır. Bu 110 bin lira tutarındadır. Şu an için evlenebilecek bir genç 650 gram civarında altın alması gerekiyor. Bu da günümüzde minimum 550 bin TL. Daha yüksek olarak da 700 bin TL'ye kadar yükselmekte. Aile çok altın takarsa nam oluyor. İsim getiriyor, büyüklüğünü gösteriyor. Okumuşların zihninde illaki altın değil, aşktır. Tabii bağışık parası falan yok. Bu devirde zaten öyle bir şeyin kaldığını da ben görmedim. Bizim aşirette ben öyle bir şey duymadım yani. Hala bağışık parası isteniyor. Yok işte sen şu kadar para getirmezsen kızı vermem sana. Öyle bir şey söz konusu değil. Kan davalarının geneli ya meradır ya çocukların kavgasından olabiliyor. Veya farklı çok nadir de olsun kız kaçırma olabilir. Farklı nedenler olabiliyor. Tartışma olur. Tartışmanın sonucunda istenmeyen bir şekilde bir ölüm oluyor. O ölümden sonra işte ona kan davası deniliyor.
çoğunlukla ileri gelen aşiret reisleri, bazen kanaat önderleri dediğimiz kişiler, bazen din adamları veyahut işte siyasi parti liderleri, devlet büyükleri dediğimiz kişiler bazen araya girip bu aşiretler arası problemleri çözebilmekte. Bizim aşiretiyle farklı bir aşiret ismini vermek istemiyorum. 3 sene önce bir kan davası oldu bir arazi yüzünden. Adam öldürme falan oldu. Şimdi onu uzlaştırmak için devreye çoğu insan girdi, büyüklerimiz girdi. Hani bunu çözmek için buradayız. Yani çözmüş sayılırız da. Şimdi uzlaştırınca da bu mağdur olan taraf hani ifadesini geri çekiyor, şey yapıyor. Bu bir nevi devlet için de büyük bir katkı oluyor. Yani hem savcılık kanadı için hem polis, emniyet kanadı için büyük bir yüklerini hafifletiyor. Bu açıdan güzel şeyler oluyor yani, olumlu şeyler. Hala dediğin gibi basında yansıyor 20 yıllık kan davası, birileri devreye gidiyor. 20 yıllık kan davasını bitirebiliyorlar. Kanunların bazen çözemediği halk hatırlar çözebiliyor. Ür ve adetler çözebiliyor. O öldürse öbürü, öldürse öbürü, en sonunda sonu barıştır. Adam vuruluyor. Biri barış yapmak lazım. Kim yapar? A yapması lazım. Kız kaçırılıyor. Düşman oldu. Karşı taraftan zulüm geldi. A'nın kararı ile buna karşı cevap vermesi lazım. Artık şehirleşmenin de vermiş olduğu etkiyle A'nın her dediği olacak diye bir şey günümüzde söz konusu değil. Bölgemizde iyi A da vardır. Yani illaki her A kötüdür diyemem. Vicdanım buna el vermiyor. Kötü ağa da vardır. Zamanında yani belki hakaretvari, belki zulüm yapmış, belki bazı insanları ezdirmiş, belki bazı insanlar haklarına el koymuş. Bunu da çok işitmişiz. Fakat bu memlekete mesela babam adalet timsali bir yaşam sürdü. O adalete hiç şaşmadı. İnsanlar özellikle batı illerinde yaşayanlar aşiretlere karşı tamamen yaklaşımları TV dizilerinden kaynaklı. TV dizilerine bakıyorlar, sert bir yapısı var, otoriter bir yapısı var. İnsanlarda aşiretlere karşı ciddi bir korku gelişti. Dizilerdeki gösterilerin %95'i bu aşiretlerde yok. Aynı zamanda buna sempati duyuyorlar. Çünkü güç, iktidar ve liderlik duygusu sempatik geliyor. İş gereği tabii ki çok batıya gidiyorum. Şırnaklı dediğim zaman, o aşiret misiniz? Tabii ki soruları oluyor. Evet, aşiretiz diyorum. Sempati mi? Aslında korku mu? Yani bilemiyorum. Aşiret korkulacak bir şey değil. Nerelisin falan deyince üniversite yıllarımda. Çoğu bana böyle biraz ön yargılı yaklaşıyordu tabii. Aman bu aşiret işte, bu kötüdür, bu işte asıyor, kesiyor, mafyatik falan. Öyle bir şey söz konusu değil. İlk önce ön yargılı davranıp da daha sonra arkadaş dost olduğumuz insanlar var. Şu an kardeş gibiyiz yani. Bir nevi onların da ön yargısını kırmış oluyoruz yani. Aşirete mensup olmam hoşuma gidiyor yani, yalan değil. Ama tabii ki bazen arkadaşlar arasında böyle bir espriler de geçiyor yani. İşte amcamın çocuklarını çağırırım, söylerim gibi espriler oluyor. Yavaş yavaş zaten biraz bayatlanmış da şimdi de o eski gibi değil yani. Bugün hakimi var, savcısı var ve avukatı var. Daha ihtiyaç duymuyorlar. Yarın zannedersin bugünü özleriz. Şehirleşme büyüdükçe zaten aşiretler de ona ayak uydurmak zorunda kalıyor ve zaman içerisinde bir dönemin aşiret reisi dediğimiz insanlar da iş adamına dönüşüyorlar. Bazı aşiretlerin, toplulukların kötü yönleri yansıtılmaya çalışılmış. Fakat iyi yönleri maalesef yansıtılmamış. Evet, aşiret sistemi, ağalık sistemi hala devam ediyor. Katı kurallar, radikal kararlar aynı şekilde alınıyor. Yine aynı şekilde kadınlar tabii ki burada geri planda kalıyor. Ama tamamen gösterildiği gibi değil. Tabii gurur duyduğumuz tarafı da var, nefret ettiğim tarafı da vardır. Bir barış olduğu zaman, el birliğiyle o barışı hal ettiği zaman gurur duyuyorum. Birilerinin üzerine zulüm yapmak istedikleri zaman da nefret ediyorum. O birliği de sevmiyorum, o gücü de sevmiyorum, o kuvveti de sevmiyorum.